Anadolu Ajansı tarihi köklü bir kurum ve bu yönüyle de aslında Anadolu Ajansı'nın tarihi Türkiye'nin, Türk modernleşme tarihinin tarihi bir parçası. Onun hem yazanı, o tarihin hem de yapanı. Ve bu anlamda değerlendirdiğimizde belki de Türk modernleşme tarihinin bütün özelliklerini, hem imkanlarını hem açmazlarını da bünyesinde barındıran bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci yüzyılında Anadolu Ajansı çok merkezi bir rol oynadı ve inşallah Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da, Türkiye yüzyılında da Anadolu Ajansı yine tarihi bir rol oynayacak ve yeni dönemin ihtiyaçlarına, özelliklerine uygun bir şekilde yapılanmaya devam edecek. Bu küresel kriz, belirsizlik ortamında, bu küresel adaletsizliğin derinleştiği bir ortamda, pandemi süreci ve sonrasında yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında belki de modern dünya tarihi içerisinde hiç olmadığı kadar Türkiye'nin aktörlüğü önemli bir hale geldi. İklim krizi, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz jeopolitiği, Akdeniz jeopolitiği, Kafkasya'da yaşanan gelişmeler, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, Afrika'daki yine güç savaşları. Bütün bunlar Cumhurbaşkanımızın hiçbiri birbirinin diğerinin alternatif olmayacak şekilde temel gündem maddeleriydi. Ve bütün muhatapları bu konuda Türkiye'nin pozisyonu, Cumhurbaşkanımızın pozisyonunu irdeleyen bir yaklaşım içindeydi. Küresel meseleleri haberleştirmeye, gündemini küreselleştirmeye ve Türkiye perspektifiyle küresel konulara, meselelere daha ilgi göstermeye başladı. Yine bence son dönemde Anadolu Ajansı'nın yine başardığı önemli hususlardan bir tanesi, yine bağlamsız, mesnetsiz bir kozmopolitizm yerine ayakları yere basan iddialı bir Türkiye'lilik tecrübesi, refleksi ortaya koydu. Evet, uluslararasılaştı, küreselleşti ama Türkiye merkezli bir haber ajansı olmayı da çok önemli bir mesele olarak gördü. Bugün Anadolu Ajansı'nın üretimleri olmamış olsa Türk medyasında 4 haberden 3'ü olmaz. Bu yönüyle haber performansı oldukça kritik ve içerik üretimi, gerçek anlamda ciddi bir içerik üretimi. Tabii ki dijital faşizmin bir diğer boyutu maruz kaldığımız dezenformasyon saldırıları, sistematik dezenformasyon kampanyaları bugün gerçekten haber sektörünün, haber ajanslarının en ciddi meydan okumalarından bir tanesi. İnternetle beraber başlayan, sosyal medya ile yoğunlaşan ve yapay zeka ile iyice zirveye çıkan bir başa çıkılması da giderek zorlaşan bir dezenformasyon saldırısıyla karşı karşıyayız. Şu anda mesleğimiz çok ciddi bir tehdit altında değerli arkadaşlar. Gerçek anlamda insanı devre dışı bırakan ve hakikate savaş açan bir süreçle karşı karşıyayız. Çok açık ve net söylememiz lazım. Karşımızda bir dijital çöplük var. Ve siyasal doğruculuk gereği, sözüm ana liberal bazı değerlere bağlılık gereği, ifade özgürlüğü ve benzeri kavramlar gereği bizim bu dijital çöplüğü kutsamamız ve habercilik yerine buradaki üretimleri vatandaş gazeteciliği diye benimsememiz bekleniyor. Oysa son 20 yılın tecrübesi bize gösterdi ki habercilik çok ciddi bir iştir ve bu anlamda biz gerçekten meslek namına bir mücadele ortaya koymak ve haberi savunmak zorundayız. Anadolu Ajansı'nın ben bu süreçte küresel bir mücadelenin öncüsü olabileceğini düşünüyorum. Tabii burada çok önemli Anadolu Ajansı'nın son dönemde yine ortaya koyduğu yenilikler söz konusu ve bunların da mutlaka altını çizmemiz lazım. Teğet attı, yeşil an, ayrımcılık attı. Bu anlamda gerçekten Anadolu Ajansı'nın yüzümüzü artan uygulamaları, geleneksel olarak uyguladığı birçok
diğer performans yanında bu yenilikçi uygulamalarda, başarılı uygulamalarda gerçekten önemli ve bunların sayısının artması da gerçekten çok önemli bir beklentimiz. Umuyorum bu noktada yine Anadolu Ajansı yenilikçi performansını sürdürecektir.